Şenitsel Lantman sunar. Şenitsel Lantman'ın sunduğu Rota Fenerbahçe'den herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi sevgili Onur ben onunla beraberiz. Onur abicim hoş geldin. Hoş bulduk Koray. Nasılsın diye soramayacağım abi çünkü hepimiz hem evet. moralsiz hem üzgünüz hem canımız sıkkın. Hani içimiz daralıyor. Ya yani bugün hani teknik taktik çok konuşmak istemiyorum bugün. Tekniği taktiği kalmadı abi. Sana direkt neden böyle olduk abi biz? Evet. Yani halimiz öyle ki yine Nilüfer'in şarkısına döndük. Bana yine hüsran, bana yine hasret kaldı. Bana yine esmer günler düştü oldu. Yine yine 5 sene ah. olduğu gibi gene e, makus talihimizde baş başa kalmış olduk. Tabii yani niye, neden bu haldeyiz? E, şundan bu haldeyiz. Birkaç tane sebep var neden bu halde olduğumuzun. Bir kere biz e, daha doğrusu yönetimimiz e, malum bu e, lahm çukuru gibi ortamda futbol ortamında biz e, bizim karşımızdaki ittifaka dış güçlere, federasyona Galatasaray'a bunların kurmuş oldukları düzene e, karşı koyabilecek bir yönetim gücü gösterilemedi Fenerbahçe'de. Ali Koç yönetimi bunu bu senede yapamadı. Sınıfta kaldı. Yine sınıfta kaldı. İkinci olarak ee, zaman zaman teknik olarak, çoğu zaman mental olarak, tabi bu da yönetimin bir ucu aslında. Yeterli olamayan, lider olarak zayıf kalan bir hocamız var bizim. Onu da gerçi getiren yine yönetim, kendi kendine gelmedi. Sonra daha detaya girecek olursak, en kritik zamanlarda yaşanan. Çok kötü sakatlıklar. En önemli oyuncuların sakatlıkları. Çok uzun zaman bunların dönememeleri. Ama yine de günün sonunda işin sorumlusu kimdir abi? Baştakidir. Yönetendir. Yani yani e, yönetim kurulu <laughs> ve başkanı Sayın Ali Koçtur diyorsun e, değil mi abi? Yani tabii ya çünkü e, kaç bak kaç sene oldu? 6 sene oldu değil mi? 6 sene. 4'te yani, Aziz Başkan Hayır, ya, şampiyonluk yıl. olmayan değil. Ali Koç'un başkanlığı 6. yıl oldu. Bak 6 yıl boyu demek ki hep aynı şeyleri yaparak aynı sonucu aldıysak. Yani bunun mantığı var değil mi? Aynı hatalı şeyleri yapıp aynı sonucu alıp da tekrar aynı şeyi yaparsan yine aynı sonucu alırsın. Tabii. Biz sürekli olarak aynı şey yapıldı. Aynı başarısızlık elde edildi. Ve bu sürdü, sürdü 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 geldi 6 senedir. Demek ki şu anlaşılıyor. Demek ki bu yönetim metodu geçersiz bir metotmuş. Bu yapılanlar da yanlışmış ve yanlıştı da. Gel ya, bugüne geldik. Yani <laughs> farklı bir şey yapılmadığı için şaşırtıcı da olmuyor. Ve yani bile bile üzülüyoruz. Üzüleceğimizi bile Abi, bile üzülüyoruz. Hani yani bu bile bile rahat yapıyoruz biz. E 2-3 senedir, kaç senedir? Biz ne diyoruz? Ya bu yine aynı şeyler oldu. Seneye de aynı şey olacak diyoruz. Seneye oluyor. Gene aynı şey yaşanıyor. Böyle bir şey olur mu? Yani Ondan sonra benim başkanım çıkıyor televizyona diyor şey çıkıyor ortalığa toplantıya diyor ki ben olduğum müddetçe Fenerbahçe şampiyon yapmayacaklar. İyi ya abi. tamam anladık biz de biliyoruz böyle bir dış ortam var. Lağım abi, çukuru diyoruz tamam. bu ortama. Biz şampiyon bir şey yapmayacaklar var. değil mi? Ha, Söyledi başkan. Rezalet bir şey var. Ama Yok. senin de senin yönetiminin de Fenerbahçe yönetimisin ya. Fenerbahçe spor kulübünün yönetiminin bunu önleyebilecek, bununla mücadele edebilecek gücü olması lazım. Var mı abi Allah aşkına? Ya biz doğduk yani, büyüdük, var biz mı? Fenerbahçe yönetimini, Fenerbahçe'yi yöneten insanları böyle gördük bildik. Fenerbahçe'nin başkanı bir şey derdi ve o olurdu. Olurdu ama abi. İşte olurdu diyorum. Evet yani olurdu. artık olmuyor. E şimdi olmuyor arkadaşlar. senin hükmün kimseye geçmiyorsa, çıkıp yok... Te ekranda onu yapacağız. Bilmem ne Ya bu iş nasıl başladı? Ne dedi? Biz de Türk futbolunu düzelteceğiz. Ama olmadı işte. Türk futbolu seni kendine uydurdu. Ondan sonra ne dedi sene başı yine? bizleri bunların fıtratına göre davranacağız dedi değil Oyunu mi? Oyunu kuralına göre oynayacağız Oyunu kuralına dedi. göre oynayacağız dedi. Biz dedi bunların fıtratına göre davranacağız. E demek davranamadık ki. Bak yine aynı şey oldu. Abi olmaya da devam edecek. Şimdi daha sonra sana geleceğim. Ya teknik taktik arkadaşlar çok konuşmak istemiyorum. Çünkü sağdaki görüntü beni o kadar çok üzüyor ki Onur abi artık. E ya, öyle. Rakibin bir gün önce 6 atmış şov yapmış. Yaşlı dediğim Mertens şov yapmış. Oynamıyor dediğin Ziyech şov yapmış. Icardi'yi saymıyorum bile. Ya sen çıkıyorsun. Abi dün gene ya şampiyon olacak takım gibi. Yani şampiyonluğu sonuna kadar kovala diyoruz. Gene kovalayamıyorsun. Ya Fenerbahçe sana direkt soracağım abi bu iki Nisan'daki o olağanüstü kongre 23 kişi 23 bin kişiyi sayın başkan siz doğum günü kutlamak için mi oraya çağırdınız. Sana da soruyorum abi biz niye gittik iki Nisan'da oraya? Zaten hani eğri, eğrisi doğrusuna gelip bir türlü yürüyen bir süreç vardı yani takım bir şekilde mücadelesini sürdürüyordu. Abi. Ama ne olduysa ve o Trabzon'da. Bize son darbeyi vurmak için yaptılar bu Ve organizasyonu. Ve biz oradan çıktık abi. Ve kazanırlar. biz oradan hani hem amiyane tabiriyle hem de hem mecazen hem de gerçekten döve döve çıktık biz oradan. Çıktık tamam, abi çıktık orada yendik ya. O ivmeyi biz orada kazandığımız ivmeyi biz kendi ellerimizle başkan çık dedi ki kongreyi toplayacağım. Abi niye? Küme düşme dahil konuşacağım. Ya niye? Bak biz bunları eze 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 kafalarına vura vura hepsini birden o sen, biz biz orada sıfır Trabzon'u yenmedik. Hepsini yendik. Alayını yendik abi, alayını. Orada TFF'yi de yendik, Galatasaray'ı hepsini yendik. Sana dönmüş ivme ya sen nasıl ellerinle yok kongre toplayacağım, yok ligden çekileceğim, yok bilmem ne yapacağım deyip ellerimizle bitirdik adamların eline verdik ya. Zaten mücadele edemiyorsun. Bari iki kuruş bir şey kazanmışız, işte. bir gücü elde etmişin, bir arkana rüzgarı almışın sal gitsin. Yok. Biz 2 Nisan'da orada tarihi bir kalabalık. Evet çok güzel. Biz orada bütün abi, oyuncuların yani, taraftarı herkes oysa oyuncuların bütün motivasyonu 5 Nisan'da aramları. bir fotoğraf var. Galatasaray maçına çıkmadan önce hani başkan gidiyor antrenmana. Oyuncuların yüzünü görsen o fotoğraf millet hatırlar arkadaşlarımız, dostlarımız. Ya bak hepsi oynamak istiyordu. Ben biliyorum onu abi. Galatasaray'ı yeneceklerine inanıyorlar. Çıkmadık. U19'da dakika birde de gol yedik. Icardi'den. Ya ne elimize geçti abi. Söyleyince bazıları kızıyor. Ne elimize geçti bizim? Ha şimdi süre... Kupayı verdik Bak, yani. Zaman, zaman geçtikçe, zaman geçtikçe, süre ilerledikçe eline ne geçip ne geçmediği net belli oluyor. Yani ilk zamanlar hep bize de burada programda Söylediler saydılar altında işte siz bilmem ne diyorsun diyorsun bunu diyorsunuz işte u 19 bilmem ne niye eleştiriyorsunuz işte sizin gibi tipler oldukça bu takımın işte evet, e, neden böyle şey yapıyoruz ya. Ama abi biz Fenerbahçe'yi herkesten fazla istiyoruz yani abi her, Fenerbahçe her Fenerbahçe Fenerbahçe iyi olmasını istiyor, istiyor. kötülüğüne konuşmuyoruz hani bu, ama bir şey geçmediyiz yani. ne bilmem neyiz ne şu yüz ne buz Ya yani böyle bir şey olabilir mi? Göz göre göre Fenerbahçe bu şekilde yönetiliyor. Bu bu hale düştü. Abi bir ay bak arkadaşlar bir ay önce bizim 3 kupa şansımız vardı. Şu an o gitti. Zaten Türkiye kupasında kale almıyorduk dedik. Üç yedik. Ankara gücünden abi biliyorsun. Kale almadık. Bence e, Onu kale de. almadı. Bunu, bunu kale e, Elde almadı. sıfır ya. Öbüründe hadi dedin ben çıkmıyorum bilmem ne. E abi kalmadı bir şey. Elde sıfır arkadaşlar. ya yani Diyorlar hala matematiksel olarak hocamız da dün dedi ki yorum ya, daha ben, iyi yapamıyorum. Ne sanırsın. matematik seni? Gitti yani şampiyon. Matematik, fizik, kimyası mı kaldı Allah? E abi yani ne elimize geçti bizim? Ve TFF bizi hala aldı mı abi? Hala. E, Sivas maçı sayın başkan. Sivas maçı sonrası neden çıkmadınız? Penaltıyı verdiler orada da. Senin zaten şampiyonluk şansını gümlettiler. E niye çıkmıyorsun o zaman? Niye kimse konuşmuyor o zaman abi? Ne Böyle mi koruyoruz biz Fenerbahçe'yi? Neymiş Fenerbahçe efendim orada yabancı var hakemi istendi ya. Yabancı var hakemi o kararları verdiyse verdiği içinmiş. Efendime söyleyeyim çıkıp da var hakemini de eleştirirsek derlermiş ki... ...aa bak siz istiyordunuz yabancı var hakemini. Al getirdik koyduk buna da niye itiraz ediyorsunuz? Öyle bir şey var mı? Bak şu kadar da o şey, şampiyonluk şansın varsa... Fenerbahçe'nin şampiyonu filan dünmün değil. Fenerbahçe'nin bütün fişini Sivas maçında verilen penaltıyla çektiler. E, tamam. O sondu. Sayın başkan konuşmadı. Selahattin Bey konuşmadı. Burak Bey konuşmadı. E senle ben konuşunca olmuyor ki abi ya da başka bir arkadaşlarımız yayın yapan. <laughs> Hayır. Yani bir yani. de bir de adama derler konuştuğunda ne olmuştu ki diye evet. de hadi boş boşver. Hiç konuşma Abi, bir fişi şey yani. orada çektiler. He. Ve Sayın Başkan suskun kaldı. Geçen hafta Mehmet Büyükekşi ile alakalı toplantı yapıyor. Ya yani artık iş bitmiş Sayın Başkan. Mehmet Büyükekşi gitse başkası gelse de değişmeyecek zaten. Ya kukla gidecek. Yani, başka kukla gelecek. O gidecek. Bunlar atama usulüyle şey olduğu için. E abi, şimdi. Bak. Servet şimdi, yardımcı gelecek. Herkes, <laughs> ya, değişecek mi sanıyorsun? <laughs> abi, bak, sen? Herkes, Gerçekten inanıyor musun? Ya onu ben söylüyorum. Hı. Mesela bak. Şimdi netçe itibariyle bu futbol dünyasının içinde bir sürü insanla temasımız var. Haber alıyoruz, değil konuşuyoruz, mi? ediyoruz. Ya bak, şimdi futbol federasyon seçimi olacak, değil mi Güya? Şimdi bir tanesi diyor ki, hükümet bunu destekliyor. Öbürküsü diyor ki, işte Cumhurbaşkanının kardeşi bunu destekliyor. Mehmet Büyükekşal'a destekli diyor deniyor. Diyor ki, işte bilmem şunla devam etsin diyor. Evet. Şimdi bak ben sana peki ben sana bir soru sorayım. Sence Mehmet Büyükekşi'nin böyle rahat rahat geniş geniş davranışının arkasında yani eğer bu adamı birileri destekliyor ya da devamını şey yapıyor olmasa, yol veriyor olmasa bu adam Aynen. bu şekilde davranabilir mi abi? Hayır çok Davranır. rahat. Ya bak abi Hamit Altıntop bile diyormuş ki biz Fenerbahçe'yi kaleye alıyoruz. Yani bunu ciddi yerlerden duyuyoruz. Mecburiyetten ya, Fenerbahçe ile Hamit, iletişim kuruyoruz. Hamit diyor. Altıntop dediğin ha. adam zaten meczup gibi bir şey. Baksana dün şey ya. diyor ya. Yani Burada... ne tür futbolunun bana, evet. ihtiyacı e, olduğu kadar niye, benim ona ihtiyacım niye maaş yok. alıyor Hamit Bey? Ya onu artık ben artık TFF ile ilgili konuşmak istemiyorum. Biz kendimiz o kadar hata yapıyoruz ki TFF'yi konuşmaya ihtiyaç duymuyoruz abi. Yani bak teknik taktik konuşmayacağım ama mecbur dönüyorum. Abi haftalarca kurun için oynattın hocam. Dün sence kurun için neden oynamadı? Herkesin bir iddiası var yani sana müdahale edildi mi de kurun için oynatmıyorsun dün? Fırat'ı e altıya kilitliyorsun, filetten de yararlanıyorsun. Valla bak benim bir gözlemim var Koray, ben Hı -hı. sana çok ilginç bir şey söyleyeyim mi? Yani hani bu sadece benim gözlemimdir. Çok ilginç bir şekilde Fenerbahçe'nin o sene şey o haftaki maçta genel olarak bu özellikle böyle sosyal medya kamuoyunda Hı -hı. eleştirilen bir teknik şeyi varsa İsmail Kartal neden Koray'ın yerine onuru oynattı diye genel bir ağırdan bir yüklenme oluyorsa inan olsun ertesi hafta maçta sosyal medyada ne yazıyorsa onu görüyoruz. Yani, yani sa sanki... E o zaman senin dediğin daha acı abi. E ya, ya bu Çok sadece acı, şey, acı yani. şey yani. Ya, bu. Ne bileyim ben ya bu, bu aynen böyle. O oluyor işte bir i̇şte geçen hafta giriyor, Ceko yoktu bu hafta var. Bak şu iyi e, gol attı adam e, derdi de yok. Beni kurun içi oynatma denmiş. Aslında İddialar öyle da var de. ben iddiaları du duyuyoruz ben şimdi onu bilmediğim için bir şey de iddia edenler şimdi var. Şimdi ne oldu? Ha, geçen Yönetim hafta, istemedi hafta, diyenler geçen var. Geçen hafta ne oldu? İşte oyuna Çağlar'ı aldı. Bekao, ee, çıktı. Oraya Bekao çıktı. Oraya Kurunic girdi eleştirildi bir sürü adam eleştirdi dedi evet. ki neden sen dedi Bekao'yu çıkartıyorsun Çağlar'ı aldın defans da rezil oldu orada da adam oynayamadı filan. Ha teknik olarak doğru mudur? Ha bence doğruydu. Ayrı konu ama hadi diyelim do onu geçelim yani, doğrusunu yanlışını. Artık evet çok takılmaya Teknik gerek yok artık gerçekten. Ama konuşu. şu. Bak o konuşuldu. Bak bu hafta ne oldu? Hemen Bekajiku gene geri geldi. O yani, çıktı. 45'te gene aldı. Mert Hakan mecbur. girdi. Sonra 45. dakikada mecbur kaldı. Yani, o da ayrı talihsizlik. Ya de. Öyle, talihsizlik de abi de kaybediyor böyle. BK diyecek bunu ya yani benim gibi oyuncu sürekli ben çıkıyorum diyecek adam en son abi demez misin sen? Ya, Bu nedir ya hiç diyecek olmazsa bir günün sonunda bir ya, teknik izaa kendince var da işte abi mesela ya gene teknik konuşmasak da mecbur hocam gireceğiz kusura bakma ya üçlü forvete dönüyorsun takımda tek asist yapabilecek isim o ana kadar da ver, verdi atamayan Ceko atamadı Batshay taci çıkartıyorsun abi. Ya adamlar zaten orta sahayı geçmiyor hocam. Sen hala defanstan bir adam çıkartacağını taci çıkartıyor üç forvet yapıyor. Üç forvet yapacağı King nerede hocam? King nerede abi? Bilmiyorum. Abi, herhalde vurulmuş. çekirdek çitlesin diye mi aldık am? Ben böyle abi bir şey gördü öldü, öldü bize bizden saklıyorlar ne Burada ben? sen de ben de kenti koruyunca kızı King nerede arkadaşlar? King denen arkadaş oturuyor yani. Burada girmesi lazım tacit çıkarsa kim girecek abi? Değil mi? Kingin girmesi lazım. 3 forvete dönüyorsun Abi, hocam. Kingin girmesi lazım. lazım orada. Sen devre arasında Lincoln'u yollamışsın. Şey Crespo'yu Crespo yollamışsın. Yani, Ondan sonra işte Hocam e, söyle, Bonucci'yi neden aldık biz? Şey e, nedir adı? E, King müzmin sakat. Ryan kent'i sanki şey gibi eee Suçluymuş gibi evet. adam daha ne hiç adam oynadığı maçta da o güzel fenan takımında odaydı iş yap e, Alanya maçında son son anda çıkarmasa başçoye golü attırıyordu adamı kullanmadın Ryan Kent'e adamın sanki düşman muamelesi yaptılar ama abi. apar topar yolladılar e diyorlar, bu adama bu adama kendi zamanı alınmadı diye yaptı diyorlar bu adama bu adama sezon içinde ben biliyor bak bildiğimi söyleyeyim biliyorlar bu adama sol bek oynaması teklif edildi. Sol bek evet, oynaması evet, teklif evet, edildi. Evet bu da önemli bir bilgi. <laughs> Böyle bir şey olur mu ya? Önemli bilgi abi. Hayır yani ama yani hani e, bütün bu yanlış kararlardan sonra işte bu halde niye bu haldeyiz bu haldeyiz. Bak gene tekrar söylüyorum bütün bunların üzerine. Ben şunu demiyorum. Demiyoruz da zaten. Aa siz eleştirin eleştirin Efendim söyleyeyim Galatasaray Saray bilmem ne işte o ittifak ya, onlar onların, onların şey muhabirleri eleştirmiyor onların ya falan filan. Değil abi. abi. Bak şimdi o noktaya geldik. O noktaya geldik. Tamam artık biz biliyoruz kiminle leş olduğunu kiminle ittifak kurduğunu kimin kiminle ne yaptığını biliyoruz. Federasyonu da söylüyoruz. Herkes farkında Her şeyi zaten. biliyoruz. Ama ben günün sonunda şunu söylüyorum. Sen bunu önleyecek bu bu şartlar altında Fenerbahçe yönetebilecek bir şekilde bir yönetim gücü yönetim organizasyonu ortaya koyamadık 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 bak Abi. niye bak başka bir şey daha söyleyeceğim şimdi herhalde muhtemelen kongrede evet iki bir konuşuruz. dakika İsmail Oje konuşurum artık bence bizim artık önemli olan seçim sattım abi. Kimse kusura bakmasın. Ben artık sportif bir tek basketbola bakıyorum. Başka bir şeyimiz kalmadı. Onur abi ben ne? Ben burada şimdi artık Ceko desem, Tadiş desem ne fark edecek? Adamlar aldı, yürüdü başına aldı gitti abi. Yani, işte. yani İsmail Hoca abi sen Konya'daydın bak Onur abi inanın arkadaşlar bak adam yeni geldi Konya'ya emek veriyor Fenerbahçeli birçok arkadaşımız Yok, he, 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 ya hepimiz, ben onları hepimiz yani bütün, ya bakın, bütün Fenerbahçeliler demin gördüm abi böyle... sosyal medyada bizim yayına bir arkadaşımızın Allah mekan cennet etsin maç izlerken kalp krizi vefat etmiş ya insanların gerçekten artık sağlığı bozuluyor abi gerçekten Fenerbahçe maçı izlerken üzülüyoruz yıllar oldu ya İsmail Hoca Fiziken ve mental abi maçı sen belki görmedin. Hoca soru soruyor yayıncı kuruluş. Maça çok iyi başladık ama aslında iyi de başlamadık diyor hoca. Ya hoca mental olarak çökmüş. Çoktandır. He o zaman ama takımı nasıl takım ona nasıl inanacak? Onur abi sen inanır mısın? Futbol futbolcusun. Hocanı öyle görürsen inanır mısın? Ya ha? bak e, geç, tam geçen programda konuştuk. Hatırlıyor Hı -hı. musun? Fenerbahçe'nin antrenörünün Öncelikle futbol bilgisini falan geçtik. Lider olması lazım. Sence öyle mi? Bak İsmail Hoca'yı ben çok severim. İyi insan ama hocam kusura bakma Fenerbahçe hocalığında sadece iyi insanlık yetmiyor hocam. Abi Koray sen de çok iyi insan. Sen de insan iyi Fenerbahçe evet. hocası ol o zaman ya. Yani, ne yapayım öyle e, biz, şey var mı? ya bu iş gerçektir yani. Biz burada 3 üç, üç yayın 500 500 kişi izlese bizi 4. yayın gürselli ki. Kusura bakmayın kardeşimler değil mi? Ee, burada da aynı hikaye. İsmail Hocam 3. kez geldim Fenerbahçe'ye. Bundan daha büyük şans olabilir mi olur bak, abi? Bu, bak bu herkes için geçerli. Başkanı, içinde o düzecisi, malzemecisi herkes için geçerli. Bak ben sana çubuk bak şu ne bu? Bak en önemli olan şey bu bak. Evet, her, bak, görüyor hep, musun? Hepimiz bunu? için öyle abi. Bu bu çubuklu forma. Bu bunun bunun üstü eğer sen bu kulüpte bir şekilde bir görev alıp liyakat sen beceremiyorsan oysan buysan yapamıyorsan ya en de olsan Gerçekten. Bak, ben herkes için söylüyorum bu hoca da dahil başkan da yönetim kurulu da, herhangi bir görevli de dahil olabilir teknik görevli kulübün temizlik görevi herkes olabilir kapıda duran adam bile olabilir eğer Fenerbahçe'nin başarısı için gerekli e, şey yapamıyorsan bunu başaramıyorsan kendin, beceremiyorsan kendin herkes Gider abi ya yani kendin bırakır başkasını bıraktırır bilmiyorum ama Gider olmayacaksın abi. orada. Gider. Olmayacaksın orada. Fenerbahçe'de bunu yapabilecek adam adam gelecek o zaman oraya. Herkes için Hayatın bu böyle. Hayatın gerçeği değil mi abi bu? Evet. Hayatta da böyle Peki, yani i̇ş, mesela, aşk fark etmez yani. kim başkan Ali Koç olsun, şimdi Ali oraya Yıldırım geleceğim zaten. olsun kim olursa olsun başkan. Eğer kendi herkes iş adamı burada. Evet. Yöneticilerinde, başkanlarında, kendi şirketlerinde beceremeyen, kar ettirmeyen, verimlilik sağlayamayan şirketlerinde e, yani, yöneticiler görevden ayrılıyor ya da sen böyle, bırak demiyorlar. Otu, oturuyor mu böyle? Evet. E, profesyonel hayat bu. E bunlar da profesyonel görevliler. Yani hani, tamam yöneticilik gönülden yapılan bir şey ama aşağıda çalışan adamlar profesyonel. Bunlar parayla çalışıyor. Antrenörde, da, o da burada. Evet, hepsi. Herkes hepsi, öyle hay. çalışıyor. Yani Abi yavaştan geçebileceğimiz konu seçim sattım hali çok az kaldı. Yani büyük ihtimalle bir ikisi ilan edecek. Orada çoğunluk 8-9 Haziran'da yani bir <laughs> ay sonra bir seçim olacak. Abi şunu sana net söyleyeyim. Ali Başkan'ın adaylığı için imza toplanmaya başlıyor. Aziz Başkan'ın hep söylüyorum ben aday olacağını düşünüyorum. Bir de Saadettin Bey mevzu var. Sana bırakacağım soru daha sonra özel de bilgilerim var. Öncelikle sen abi Ali Başkan'a Aday ol der misin bir kongre üyesi olarak? Merak ediyorum. Yani sence aday olmalı mı? Açık ve net onu sorayım. Daha sonra sana senden sonra da özel bilgileri vereceğim ben arkadaşlara. Bu konuda söyleyeceklerim... Bak altını çizerek söylüyorum. E, kesinlikle çok rica ediyorum... Yok Aziz Yıldırımcı, yok Saadettin Sarancı, Ali koççu Şunun düşmanı, bunun destekçisi de olarak değil. Onur abi asıl olan Fenerbahçe bütün, bizim için. Bütün samimiyetimle. Onu söylüyorum. bilsinler yani. Fenerbahçeli olarak bu yorumları yapıyorum Kesinlikle. söyleyeceğim. Çünkü taraflı gibi de algılanabilir. Algılayabilirler e, ama. Haysiyen algılasın ama bütün samimiyetimle söylüyorum. Fenerbahçe için bunu konuşuyorum. E, bak e, biz bu son 10 senede ya da 5-6 senede Ali Koç geldikten sonra da biz şunu gördük ki yani en azından benim değerlendirmem böyle. E, beğeniriz beğenmeyiz. Seçim zamanında e, işte Ali Koç gelsin, işte Az Yıldırım ise şu oldu, bu bir sürü şey söylendi, yapıldı, oy verildi. Hı hı. Az Yıldırım kaybetti, gitti Ali Koç geldi. Az Yıldırım'a çok kızan oldu. Zamanında ben de Aynı Yok, şekilde kızdım. Herkes işte, tamam, eleştirebilir. O, onlar da oldu ama geriye dönüp baktığında ve o zaman da söylüyordum. Bu Türk futbolu denen, tekrar söylüyorum bu lağım çukurunda geçerli bir yönetim metodu var. Tamam mı? Bu böyle sevgiyle, bilmem neyle, hoşgörüyle, efendilikle, fair play ile e, olabilecek bir yönetim metodu Türk futbolu için geçerli değil. Tamam? Ve dolayısıyla şu an için geriye dönüp baktığımda bu geçerli metodu zamanında ha beğen beğenme. Ben de zamanında bazı çoğu şeyini eleştirmekle beraber %100 Aziz Yıldırım'ın yönetim metodunun geçmiş zamanda geçerli bir metot olduğunu görüyoruz şu anda. Neden biliyor musun? Çünkü bu herifler son 5 senedir 6 senedir değil. Bunlar 20 senedir bilmem kaç senedir bu düzeni 30 kurmuş senedir, durumda. 30 Ve senedir. Ve bak düşün bir şekilde Aziz Yıldırım kendi yönetim metoduyla adam 6 tane şampiyonluk çıkarmış buradan. Ki 3, 3 tane de son dakika kaybettik. 3 tane de son dakikada kaybetmiş. O şekilde. Ha bak demek ki nereye geliyoruz? Demek ki senin Türk futbolunda bir takımın özellikle Fenerbahçe Kulübü'nün başkanı olman için ya da ol, ol olduğunda demek ki bu takımı yönetebilecek, bu gücü gösterebilecek geçerli bir yönetim metodu uygulaman lazım. Demek ki biz 5 senedir 6 senedir gördük ki bu metot geçerli değil. Bu metot sınıfta kaldı. Böyle olmuyor. Efendice yok önererek yok ee, teklif vererek bilmem neyle şuyle buyla efendice şöyle bak bak abi, he herkes kafamıza vura vura üstümüzden geçti yani 6 yıl oldu hani 2 yıl olarak bir şans daha ki verildi başkanı 3 3 artı 3 yapıldı sonra da kalkıp diyeceksin ki itiraf edeceksin diyeceksin ki ben varken şampiyon yapmazlar e şimdi e nasıl neden aday acaba oluyor? neden imza toplanıyor Ali Başkan için peki abi e tamam çok, bas e, çok basit o, o zaman, zaman biz 3 yılda şampiyon olamayacak mıyız Ha, i̇şin sonu oraya geliyor e, Yani başkan çünkü sen söyledin, o yüzden söylüyorum Ha, Tamam, başkan. eğer yapılamıyor. Peki o zaman iki tane soru sorarlar adama Derler ki, e tamam yapmıyorlar. E, peki ne yapacağız? Hani a, a, abi. aday olacaksan başkanına o zaman olma demek olamıyor. Sence aday olmayacak mı? Bence oldu bile. Ama, Ama Aday bence yarı başkan arkadaşlar. Yani görüyoruz herkes görüyor imza toplanıyor yani dernek bazı derneklerden. E oldu oldu oldu. Ol, sayın başkana bir kardeşi olarak bir Fenerbahçe Fenerbahçeli olarak söyleyeyim. Yakınındaki e, arkadaşları, dostları Fenerbahçe isimler bence sayın başkan iyiliğini istemiyorlar. İyiliğini istese bu dönem devam etme derler abi. Çünkü onlar kendilerini düşünüyorlar. Ali Başkan'ın düşündüklerinden Fenerbahçe'ye tekrardan aday ol dediklerini asla düşünmüyorum sayın başkan. Ben sizin yerinizde olsam hem dinlenmek için hem de bu başarısızlık daha sonra gelebi, gelebilirsiniz. Bir dinlenin. Ben olsam aday olmam. Ya ben be, benim şahsi fikrim. Senin farklı olabilir abi. He diyeceksin Ali Aziz Başkan olsun mu? Ben, başkası çıksa Aziz Başkan zaten olmayacak ama başkası çıkmıyor abi. Saadettin Bey adayım diyor ya. Saadettin Bey nerede? Saadettin Bey ne de, veriyorsunuz Saadettin Bey işte Monaco maçına gidiyorsunuz tamam da ya Fenerbahçe kaybediyor puanlar bir iki çıkın kendi kalanınız da var ne konuşuyorsunuz ne ediyorsunuz kimse size şu an Fenerbahçe kongresine çok güvenmiyor Saadettin Bey haksız mıyım Onur abi senin de çok arkadaşın var e, ya, çünkü bak, güven vermiyorsunuz kusura bakmayın şimdi bak o, o güven konusunun haricinde başka konular da var ee, hani çok fazla oralara girmeyelim ama bu 3 Temmuz süreciyle ilgili olarak e, özellikle pek böyle hani iki cümleyle açıklanabilecek yani şeyler değil onlar. De ki... Yayında söylediği öyle böyle iki cümleyle açıklanabilecek şeyler değil onlar. Hmm. Ha ke, kendi ona in inandırması lazım. Ha inandırması. Lazım. Hem kendi açıklamaları var. E, kendi yayın kuruluşlarında Abi kaç e, tane radyosu kanalı var e, Saadettin Bey o, o radyolarda hani. o kanallarda bazı insanların böyle evet. uzun hmm, uzun hmm, söylediği, hmm. köşelerde yazdığı hmm. yani, laflar var. Herkes. İsim ha, kimler olduğunu yok. şimdi hadi isim vermeyelim. İsim hak, yani söz hakkı da ha, olmasın. E, i̇sim vermeyelim ama e, onlar öyle bir cümleyle ay ben demedim öyle bir söyleşi de şöyle demiştim falan öyle bir cümlelik bir şey değil şimdi o konular da var hmm. o yüzden de hani o kadar kolay değil abi şimdi duyuyoruz Saadettin Bey diyormuş ki ben Ali Bey'e söz verdim Ali Bey aday ise ben aday olmayacağım ya olun Saadettin Bey Fenerbahçe konuysa biz de Fenerbahçe söz konusu ne ediyoruz Gerisi teferrat diyoruz bir Fenerbahçe taraftar olarak sizin için de bence böyle olması lazım takım kötü gidiyor e hiçbir şey kazanamamışsa aday olacak olun Kaybedin herkes desin ki delikanlı gibi çıktı Saadettin veya aday oldu ama kaybetti desin. Haksız mıyım Onur abi? abi? Bir de şöyle bir şey var. Yani bu neticede çocuk oyuncağı değil ki. Geldim, oldum. Yok o olmadı, ben olmadım. Yani, yani bunun arkasında benim bildiğim ya yani olması gereken ciddi bir hazırlık süreci evet. olması lazım değil mi? Yönetim kurulu ile ayarlayacan projeleri. Ofisi var mı? Ofis açtığını Pro duymadık mesela. Ofis açmalıydık Kadıköy'de değil mi? Projelerini şey yapacak e, çalışmalarını yapacak şunu bir, yapacaksın, bir toplantı bunu yapacak. Yap, hadi de ki hadi de ki bunları madem adaysın bunları yapıyor olman lazım ya da yapmış olman lazım. Birkaç ay böyle bir sene mene çalışman lazım. Şimdi netice itibariyle o zaman şöyle mi yani? Sen bu o kadar çalıştın diyelim. O yaptığını varsayalım. Yaptın yaptın yönetim kurulunu kurdun, kurdun projeleri hazır her şey hazırım bilmem ne. Ondan sonra Ali Koç mesela dedi ki ben, adayım, ben, ben canım sıkıldı ben aday olmaya karar verdim. Tamam, ben çekiliyorum. Ne olacak o zaman? Bütün her şeyi sil. Ya, öyle. Çünkü Ali Koç başkan olacak. Görüntü Hayır, abi. Nasıl bir anlaşma o zaman anlamadım ki. Abi tek adaylı olursa ben diyorum ki Fenerbahçe için bitiş olur. Yani tek Ali Başkan'ın aday olacağı bir kongre bence Fenerbahçe için bitiş olacak. Yani. Ya karşı yaka bak karşı yaka abi 13. bitirdi 2 sene evvel. Dursun Özbek geldi Okan Buruk geldi şampiyon oldular. Bu sene şampiyonu, suya Batum çıkıyor karşısına <laughs> Fenerbahçe'de 6 senede bir tane hiç kimsenin kendi açınızdan söyledin Türkiye Kupası alındı başka hiçbir şey yok neler yaşandı biliyorsun ne seri kaldı ne küme düşme hattında düşmediğimiz kaldı. Aday çıkmıyorsa zaten bizim burada da konuşmamıza da gerek yok abi ya benim haksız be, mı? Be, Yok ben tahminimi söyleyeyim. Bence e, ama, şey e, a, bence ilginç bir şekilde bir Ali Koç Aziz Yıldırım rövanşı olacak. Evet, bir rövanş olacak. Aziz ve aday arkadaşlar. Muhtemelen. Yani yüzde %99 sayın Aziz Yıldırım aday olacak. Güçlü bir yönetim düşünüyor. Önemli isimler eski yönetimden önemli isimler artı çok böyle şimdi söylemeyelim ama önemli takviyelerle ciddi bir yatırımla geldiği söyleniyor e, adaylığını da hani Galatasaray maçı ya da sonra, sonrası hemen sonrası açıklayacak gibi duyumlar alıyoruz. Ali Başkan'ın da %100 aday olduğunu düşünüyorum. Bir rövanş ama rövanş olarak da bakılmaması lazım. E, yani Fener, kazanın Fenerbahçe olması lazım değil mi abi? Her durumda. Ya tabii bak ne diyoruz? Yani önemli olan Fenerbahçe'nin büyük menfaatidir. Evet. Yoksa hiç önemli değil ki kim olduğu. Yani kazanan isim Fenerbahçe önemli olsun. değil ki kazanan Fenerbahçe olsun yeter ki Fenerbahçe başarılı olsun kim olursa olsun hiç fark etmez onu başka önce ha ama bu arada demin söylediğine de katılıyorum yani her zaman hani hep şey öndedir değil mi Başkan işte o Başkan bu Başkan tabi yönetim kuruluna da e, oy veriliyor tabi o da o aynı önemli zamanda, bence yani herkesi göre değişir e, bu defa yani yaşananlardan derstir. Bu defa güçlü Herkes istiyoruz. güçlü yönetim kuruluna, güçlü kim? yönetim kuruluna Aynen. kim aday olursa olsun oy. güçlü yönetim TFF'ye de kim yeni gelecekse oraya da güçlü isimleri gönderin. Yani Ruşen Bey'i yolladınız. Ruşen Bey çok efendi bir adamdır. Bence TFF'de etkisi olamadı. Yani Aa, açıkça adam söyleyeyim. Yollayarak, yani, hani yani nasıl bir metotla bu, bilmiyorum. bu şeyi e, bilmiyorum. Onu çözebilecek bu, başkanlar zaten. Bu, bu ittifakla bu şeyle mücadele edilebilecek ben bilmiyorum ama öyle adamlar olmalı ki bunların Fenerbahçe'yi bu bunları yapacak cesareti olmamalı. Evet abi konuşulacak çok konu var ama yayınımızın da sonuna geldik yavaştan. Bir basketbolda artık yani Allah yardımcımız olsun. Gerçi Onur abi dedi böyle sancılı 3-2 kazanacağız dedi. İnşallah Onur abinin dediği gibi olur. Çünkü burada çok e, acı bir şekilde kaybettik abi. Yarın çok kritik. Ne yapıp ne edip Final Four'a kalmamız lazım öyle değil mi? Yani evet bir tutunacak dalımız o kaldı. Yani, işte, da yani o kaldı onu almak zorundayız Rica ediyoruz. He Galatasaray maçıına gelmeden de şunu söyleyeyim İsmail hocam büyük ihtimalle sene sonu bırakacaksın ama biz senden sadece artık bir Galatasaray galibiyeti bekliyoruz. Bizim yüzümüzü düşürme hocam başka diyebileceğim bir şey yok bilmiyorum Onur abi ne düşünüyor? Yo yo evet öyle ben şunu söylüyorum ee, yani bak bir Fenerbahçe Galatasaray rekabeti Fenerbahçe Galatasaray maçı ro e, branş fark etmeksizin çok büyüktür, çok önemlidir. Her taraftar için hayati öneme sahiptir. Bak Galatasaraylılar için de öyledir. Bak, ee, zaman zaman gitti, derler çirkin. ki e, şampiyon olmayalım ama şu Fenerbahçe'yi yenelim diye o uzun aynen, sürelik seride çok söylerlerdi. Hepimiz için öyledir. Ee, biz sarı kırmızı pulla tavla oynamayız. Ee, rekabet büyüktür. Fenerbahçe Galatasaray'ı yenmesi gerekiyor. Ne? Şampiyon olamıyorsa bile olsun. Fenerbahçe Galatasaray'ı Yeni, yenmesi gerekiyor. Bizim yüzümüzü düşürmemesi gerekiyor. Fenerbahçe o zaman da şunu diyebiliriz ki bak sen bu düzeneyi kurdun ama bak yeke yek geldik mi biz sana e, kimin Yeldik, hak ettiğini geldik bari. seni yendik ya, de, de, demeli falan. Kolay olmayacak ama hocam bunu bari bize bir e, armağan bu, et. Bu bu taraftar bunu hak ediyor. E, ve ben şunu da inanıyorum. Ne olursa olsun e, biz ee, Fenerbahçe'nin oyuncuları hiç bu, ondan bahsetmedik çok fazla ama gerçekten bu kaos içinde bu şey içinde gerçekten ben bireysel olarak Fenerbahçe'li oyuncuların ellerinden geleni yaptığını inanıyorum. Yani, Her türlü yani mücadeleyi bu, bu verdiler. Şampiyon olmalıydı. Hep olmalıydı. Söylüyoruz. Evet. Yani üzücü yazık oldu. oldu. Üzücü oldu. Çok iyi bir kadroydu. Bu toplanan puan da ekstra bir puan. Evet. Ama işte bir şekilde bu konuştuğumuz sebeplerden dolayı bu sene de olamadı. Abi ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ben Biraz teşekkür ederim. Bugün edeyim. teknik taktik konuşamadık arkadaşlar. Hepimiz yani bıraksanız 3 saat konuşuruz biz Onur abiyle. Evet. O yüzden bol beğeni takiplerinizi, kanala aboneliklerinizi de bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sponsorumuz Şinisel Latman'a da haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şinitsel Lantman sundu.